Şimdi yayına reklama gitmeden önce bir sıcak bilgiden bahsetmiştim sizlere. Hemen tekrarlayayım neden bahsettiğimi. İsrail ordusu dedi ki Suriye Humus'taki Şii milisleri vurduk. Şimdi Suriye gözlemevinden Sky News Arabiya'ya söylenen şu ki İsrail baskınlarında Suriye ordusunun askeri tesislerindeki depolar da hedef alındı. Yani sadece aslında Şii hedefler değil ve yine İsrail Yayın Kurumu şunu söyler. Washington İran'daki belirli hedeflere saldırmamak karşılığında diplomatik destek ve ek askeri yardım teklif etti. Yazdı. Bu arada yeni görüntüler de var. Onu tekrar verebilir miyiz arkadaşlar? Bir önceki görüntüyü. Sıcak bilgiler de geliyor bir yandan. Son dakika bilgileri onu da paylaşayım. Hizbullah dedi ki Kafr Giladi yerleşimindeki İsrail askerlerinin toplantının füzelerle bombalandığını duyurdu. İşte o bu bombalanmanın... Neresi hocam? Hakikaten böyle... Bombalanmanın amacı burada Litani Nehri'ne doğru giderken bu arada Suriye'den Golan Tepelerine doğru bir baskının gelmesinin önünü kesmek aynı zamanda. Hem ona hem de Humus'u evet. Gösterseniz hocam şimdi bize bu noktada. Şimdi öncelikle Humus'u... Sayın Komutan Hocam, konuşurken askeri kısma girmemeye çalış. Tamam, girmeyeceğim hep, söz. Hayır, ben girmemeye çalıştım. Pardon, affedersin. Yani sizle değerli albayım varken Ankara'da bize düşmez. Estağfurullah. Şimdi Humus bölgesi baktığımızda şu Suriye yazısını yani Şam'ın kuzeydoğusunda şu gösterebildiğim yerde olarak değerlendirelim. Şimdi baktığımızda İsrail'in bu bölgeyi vurduğunu öğrendik. Şimdi değil mi Sümeyye Hanım? Gelen haberlerde evet, Humus. Hocam. İsrail neden Humus'u vuruyor? Çünkü Beyrut'la Şam arasında, daha doğrusu Lübnan'la Suriye arasında çok yoğun bir yol şebekesi var. Dolayısıyla şu daha önceki vurduğu yerlere bakalım. Oradan buraya gelelim şimdi. Bakınız şurada güzel bir harita var. İsrail'in Lübnan'da vurduğu yerler. Yani Lübnan'ın güneyi, yani şeyle mavi hatla Litani Nehri arasını vuruyor. O bölgedeki hedefleri, daha planlanmış hedefleri, direnek noktalarını, komuta kontrol tesislerini, ateş mevzilerini, lojistik üsleri, yani daha sonra harekat yapacağı bölgeyi tamamen paralize hale getirip ciddi bir zayiat verdirmek ve tahrip etmek amaçlı yapıyor burayı. Efendim şu Batı Beka dediğimiz kırmızı ile işaretli olan bölge ise Golan Tepeleri bölgesini gösteriyor ve hemen arkasında da Litan Nehri'nin kuzeyi. Şu bölgeyi, bu şu bölgeyi, güneydeki kırmızı bölgeyi ve kuzeydeki bölgeler tamamen Suriye'den gelebilecek olan İran destekli olduğu değerlendirilen personel ve silahın bu bölgeye sokulmasını engellemek için, yani askeri tabirle söyleyeyim, takviyeler almasını engellemek maksadıyla vuruyor. Humus da aynı şekilde. Bu kapsamda değerlendirebiliriz. Humus'tan da bu bölgeye gelebilecek olan personel mühimmat, yani takviye unsurları diyelim. Hem personel bazında hem de mühimmat bazında olacak şeyleri engellemek ve varsa intikal oralardaki mühimmat depoları varsa onları da lojistik üsleri vurma amaçlı yapıyor. Hocam bu arada bazı iddialar da var. Onu da söyleyeyim hemen. Tabii ki. Şu deniyor. Suriye'deki bir Rus silah deposunu vurduğu söyleniyor İsrail ordusunun. Şimdi Suriye'nin batısındaki kıyı kentlerindeki bölgelerin hedef alındığı söyleniyor. Rusya'ya ait Hmeymim hava üssü Cebele kentine büyük çaplı bir hava saldırısı. Nerede tam hocam? Şurada. Tartus'ta Rusya'nın donanması, Rus donanmasının unsurları var. Hmeynim'de ise yine bir Rus hava üssü var. Eğer Rus unsurlarını hem Hmeynim'de hem Tartus bölgesinde fiili olarak Rus ordusu şu an için vuruluyorsa boyut biraz değişir. Bambaşka bir noktaya evrilir değil mi? Yani yerel kaynaklar hedefin Rus bir mühimmat deposu olduğu bak, söyleniyor. Çok önemli yani. Hani kıyısı, köşesi, yöresi değil. Doğrudan hedef orası deniyor. Bir kez daha söylüyorum. Lütfen. Tartus'ta Rus donanması var. Tamam. Rus birlikleri, yani Suriye'deki Fırat'ın batısında Suriye'ye destek olmak amacıyla. Yine 2015'ten sonra çağrı üzerine gitti Rusya oraya. Hmeynim kasabasında da, Hmeynim'de de hava üssü var. Eğer, tabii çok sıcak bir konu, iddia edildiği gibi Rusya'ya evet, ait mühimmat deposu veya işte Rus askeri şeyi diyelim, ünitelerinden birini vuruyorsa, vurduysa şu an itibariyle biraz daha olayın şekli biraz daha farklı bir istikamete gidebilme olasılığı çok yüksek. Hı hı. Biraz önce de şeyi söylediniz. Gene Metula bölgesini vurdu şeyler dediniz. Hizbullah Metula bölgesindeki İsrail kuvvetlerini vurdu. Doğru hocam. Şurası efendim, bakın haritanızda çok güzel göstermişsiniz. Şu turuncu olan yerdeki 3 nokta. Biraz önce ifade etmiş olduğum
Litani Nehri'ne en yakın arazi kesimi. Yani Miskav, Metula ve Kafer Gledi şurası zaten geçen hafta askeri yasak bölge ilan edilmişti Sümeyye Hanım. O bölgeye İsrail Savunma Kuvvetleri'nin daha sonra yapacağı harekat için ilgili birliklerini yığınaklandırdığı, ileri doğru sürdüğü ileri çıkış noktası gibi değerlendirmek lazım. Hizbullah da bunu gördü ve buradaki yığınaklanma üzerine daha harekete geçmeden ateş altına almaya başladı. Hizbullah'ın ateşiyle. Yine hareketli ve hararetli bir ama gece ama çok önemlisi oluyor. Bu gelen haberlerin en önemlisi Hmeynim Hava Üssü'ndeki Ruslara ait bir tesisin, uçağın, hangarın, mühimmat deposunun vurulmasının sabaha kadar bir sıcak bir tepkisi gelebilir diye değerlendiriyorum. Son bir saattir Suriye ve Rusya hava savunma sistemleri düşman füzelerini ortaklaşa engelliyor diye de bir bilgi var. Komutanım siz ne söylersiniz? Şimdi çok sıcak yine gelişmeler elbette, hani henüz net açıklamalar değil, belki ilerleyen dakikalarda daha net ve resmi açıklamalar gelecektir ama şimdi Hizbullah tarafından İsrail'e saldırılar sürüyor. İsrail'in Suriye'ye saldırısı sürüyor. Rus bir mühimmat deposu olduğu bilgisi de var ama elbette bu bilgi teyide muhtaç. Tabii ki. Ama ortada da bir yandan görüntüleri veriyoruz işte. Suriye'yi vurduğu gerçeği de orada duruyor. Buyurunuz Sayın Işık. Şimdi olay bu doğru olabilir. Şöyle hocam şey dedi ya komutanım, oradan gideyim. Hani Rus mühimmat deposuysa eğer gerçekten vurulan, o zaman bambaşka bir şey konuşuyor oluruz dedi. Oraya ne eklemek istersiniz? Yani nereye evrilir konu bunu, eğer bu bir realite ise? Şimdi konu tabii biraz önce değerli bakanımızın söylediği gibi İsrail Golan Tepelerini tam kendi kontrolünü almak istiyor. Dolayısıyla burada İsrail'de Rusların şu dezavantajı var. Ukrayna savaşı nedeniyle tahmin ediyorum son bir ay içerisinde Rusya buradaki hava savunma sistemlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya vermiş olduğu uzun menzilli füzeleri önlemek maksadıyla benim değerlendirmem buradan bir kısmını çekti. Yani şu anda Suriye hava sahasının, yani o Fırat'ın batısındaki bölgedeki Rus hava savunma sistemleri eskisi kadar güçlü değil. Onun için İsrail rahatlıkla işte Şam ve o bölgeyi ve şimdi de tahmin ediyorum bu istihbarat onlara da gitmiştir ki artık Ruslara ait olan bölgeleri de vurmak suretiyle belki savaşı daha da bölgeye kaydırmak istiyor. Ve zaten Netanyahu'nun bütün amacı kendisine Rusya'nın da katılmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden sınırsız yardım almak veya İran'a yapmayı düşündüğü bu bir gerek bir hava savunma, gerek uçaklarla, gerekse uzun menzilli füzelerle İran'a yapmak istediği bu harekatta Amerika'nın sınırsız desteğini almak istiyor. Çünkü Amerika'nın desteğini almadan İsrail'in İran'a bir uçak taarruzu yapması mümkün değil. Çünkü menzile baktığımız zaman burada uçakların gidip gelişinde İsrail'in elinde yeterli havada ikmal yapabilecek tanker uçaklar mevcut değil. Bu bakımdan İsrail mümkün olduğunca o bölgede de o gerginlik yaratmak istiyor. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nden sırf bu desteği almak amacını gidiyor diye değerlendiriyorum ben. Bu arada yanılmıyorsam Eylül ayının son haftasıydı. İşte Tartus'ta yine Suriye ordusunun işte bir yeri bombaladığı bilgisi gelmişti. Saldırdığı daha doğrusu. Şimdi eski notlarıma da şöyle bir karıştırayım bakayım dedim siz konuşurken. O noktada da mesela Tartus'ta Rusya donanmasına ait bir askeri üs bulunduğu söylenmişti sonra saldırının ardından. Ama işte herhangi bir can ve mal kaybı yok. Ama işte doğrudan hani Rus donanması değil de çok yakın bir noktasına Tartus'ta düştüğü bilgisi gelmişti. Yine işte o saldırının bazı kaynaklar, elbette iddia demek daha doğru olur belki de, hedefin aslında yine Rus donanması olduğunu ama yakınına düştüğü söylenmişti. Yani İsrail bir şekilde okları Rusya tarafından da üstüne mi çekmeye çalışıyor? Bu ne kadar mantıklı olur bilmiyorum ama ne dersiniz komutanım? Yani şimdi Netanyahu savaşı mümkün olduğu kadar Orta Doğu'ya yaymak istiyor. Amacı bu zaten. Yani bunun için de tabii o bölgedeki Rus hava savunma sistemleri gerçekten zayıfladı. Çünkü büyük bir hava savunma sistemini
Rusya oradan çekti. Dolayısıyla orada büyük bir zafiyet var. İsrail de bunu tespit ettiği için bunu bombalamaya başladı. Tahmin diyorum, eğer buradan beklediği bir tepki alamayacak olursa buradaki hava harekatlarını daha da artıracaktır. Çünkü Hizbullah'ın burada savaşı devam ettirebilmesi için İran üzerinden veya Suriye üzerinden dolayısıyla buraya bir ikmal akışının olması lazım. Aksi takdirde her ne kadar etrafta denizden, işte karadan başka bağlantılarda olsa da Hizbullah'ın en büyük ikmal yapacağı kanal Suriye üzerindendi. Dolayısıyla bu hava sahasındaki Rusya hava savunma sistemlerinin zafiyeti nedeniyle ben bu İsrail uçaklarının daha derinliklerde belki işte Irak'ta bulunan bir takım Hizbullah'ın veya orada bulunan Hizbullah'ı destekleyen unsurları da bombalayabileceğini düşünüyorum. Yani bu işte bunların tamamen test ede ede tahmin ediyorum artık sonunda belki işte İran'a seçmiş olduğu gerek nükleer tesisleri gerekse petrol tesisleri veya kendisine göre stratejik olarak tespit ettiği hedefleri bombalamayı amaçlıyor ama bir hava harekatını biraz önce de değindiğim gibi İran'a yapma imkan kabiliyeti son derece sınırlı. Çünkü özellikle bilmiyorum burayı tartışacak mı? İran'ın nükleer tesisleri çok derinde ve dağın altında. Bunun elinde şu anda bu tesislere etki yapacak olan bomba İsrail'in elinde yok. Elinde olmadığı için de büyük bir sıkıntı içerisinde. Evet. Geleceksek buyurun. Buraya hiç girmeyelim. Yani İsrail şu anda Rusya yani Suriye'de bulunan Rus hava savunma sistemlerinin zafiyetini çok iyi değerlendirmeye başladı. Biraz önce sizin değindiğiniz gibi bu Tartus'ta bulunan işte deniz üssü ve şimdi de eğer Rusya cephanelinde bombaladı. Burada resimler görüntülerde de izliyoruz ve bunun bu gece seyrini biraz daha beklemek lazım diye düşünüyorum.